Allah'ım bizi hayırlı işlerde yarışan ve öne geçen, Firdevs'e varis olup orada ebedi kalacak olan müminlerden eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her durumda, her zaman ve her yerde hamdü senâ alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salatü selam Peygamber Efendimiz Muhammed'e bütün aile fertlerinin ve ashabının üzerine olsun. Elhamdülillahi'llezî hadânâ lihamdihi ve جعلنا من اهله linekuna liihsanihi minashakirin ve liyecziyana ala zalika cezaal muhsinin yüce zatına hamd etmenin yolunu bize gösteren Allah'a hamdolsun ihsanına şükreden kullarından olup iyilik yapanların mükafatını almamız için bizi حمد أَهْلِنْدَنْ دنكلان <في> الله حمد السناء والحمد لله الذي هبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه حمدا يتقبله منا. ويرضى به عنا yüce zatının rızasını kazanmak için bize İslam dini ile lütufta bulunan, bizi iman ile hidayete erdiren, koyduğu hükümlerle bizi doğru yola yönelten, ihsan yollarını bize tanıtan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, hamdü senamızı kabul eyle, bu yolda ayaklarımızı kaydırma, vereceğin nimetlerle «حُشْنُطْلُ نَاوْلاَشْ مَايِّ مِيَسَّرَ «والحمد لله الذي جعل من تلك السّبل شهرة، شهر رمضان، شهر الصيام، وشهر الإسلام، وشهر الطَّهُور، وشهر التمخيص، وشهر القيام، الذي أنزل فيه القرآن». hudel lin ve beyinatim minel huda vel furgan. Hamdü sena, mübarek Ramazan ayını, oruç ayı, İslam ayı, temizlenme ve arınma ayı, kıyam ayı kılan Allah'a mahsustur. Yüce Allah, insanlar için hidayet kaynağı olan, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delillerini içeren, Kur'an-ı Kerim'i bu ayda indirdim. Cenab-ı Hak, Ramazan ayına tanıdığı ayrıcalıklar ve faziletlerle diğer aylara olan üstünlüğünü ortaya çıkardı. Büyüklüğünü bildirmek için diğer aylarda helal ettiğini bu ayda yasakladı. Ona belirli bir vakit belirleyerek ondan öne geçirilmesine veya sonraya bırakılmasına müsaade etmedi. Sonra da Ramazan ayının gecelerinden belli bir geceyi bin aydan üstün kıldı ve onu Kadir gecesi olarak isimlendirdi. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh her iş için inerler. Esenliktir o gece fecr oluncaya kadar. Sağlam kazası gereği kullarından dilediği için bu gecenin bereketi devam eder. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bu ayın değerini bilip, Ramazan ayına gereken saygıyı göstermeyi, bu ayda yasakladığın şeylerden kaçınmayı bize ilham et. Uzuvlarımızı günahlardan koruyup, seni hoşnut eden şeylerde kullanarak, bizi bu ayda oruç tutmaya muvaffak et.'' Bu öyle bir oruç olsun ki kulaklarımızla boş şeyler dinlemeyelim. Gözlerimizi yasak olan şeylere yöneltmeyelim. Ellerimizi sakıncalı bir şeye uzatmayalım. Ayaklarımızı harama atmayalım. Midemize helal ettiğinden başkası girmesin. Dilimiz senin açıkladığından başkasını konuşmasın bizi sevabına yaklaştıracak amelden başkası için zahmete düşmeyelim. Azabından koruyacak amelden başkasını yerine getirmeyelim. Allah'ım, Muhammed ve aline salat eyle ve bizi bu ayda çizdiğin sınırlarıyla, koyduğun farzlarıyla, koştuğun şartlarıyla ve belirlediğin vakitleriyle günlük beş vakit namazı en güzel şekilde eda edenlerden eyle. Bizi namazın yüce mertebelerine ulaşan, erkanını koruyan, onu vaktinde kılan, rukuunu secdesini ve bütün üstün amellerini kulun ve rasulün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yerine getirdiği gibi en kamil ve kapsamlı taharetle, en açık ve belirgin huşuyla yerine getiren mümin kullarından kıl. Allah'ım bu ayda bizi akrabalarımızla iyilik ve ihsan üzere ilişki kurmaya, komşularımıza ikram ve bağışta bulunmaya, mallarımızı vebal altında kalmadan kurtarmaya, zekatını ayırarak temizlemeye, bize dargın, küskün olanların gönlünü almaya haksızlık yapanlara karşı insaflı olmaya muvaffak et. Allah'ım, bizleri günahlardan temizleyecek, kötülüklerden koruyacak, meleklerin bile yapamayacağı temiz amellerle sana yaklaşmaya muvaffak et. Allah'ım, bu ayın hürmetine ve bu ayın evvelinden sonuna kadar sana ibadet eden mukarreb melekler, gönderilmiş peygamberler ve salih kulların hürmetine senden istiyoruz. Muhammed ve âline salat eyle. Allah'ım bu ayda bizi kullarına vaad ettiğin nimet, mükafat ve saygınlığa ehil kıl. Sana ibadet etmekte adeta yarışan kullarına vereceğin mükafatları bize de rahmetinle ihsan eyle. Bizi, en yüksek makamı hak edenlerin arasına kat. Allah'ım Muhammed ve aline salatü selam eyle. Bizi tevhidinde şirke düşmekten, sana hamdü senada kusur etmekten, dininde şüphe uyandıracak hallerde bulunmaktan, yolunda körlüğe duçar olmaktan, senin için gerekenden gaflet etmekten, sana ibadetü taatte gaflet etmekten, ve düşmanın olan kovulmuş şeytana aldanmaktan bizi koru. Allah'ım, Muhammed ve ali'ne salatü selam eyle. İçinde bulunduğumuz bu ayın her gecesinde affınla cehennemden salıvereceğin, rahmetinle bağışlayacağın kulların varsa bizi onlardan eyle ve bizi bu ayın en iyi ehli ve ashabından kıl. Ey bütün yalnızların en iyi dostu! Ey bütün mazlumların yardımcısı Allah'ım! Muhammed ve âline salat eyle ve Ramazan hilalinin gözlerden kaybolup gökyüzünden silinmesiyle günahlarımızı da sil. Ramazan bittiğinde hatalardan arınan, kötülüklerden temizlenen kullarından eyle bizi. Ey zora düşenlerin duasını kabul eden Allah'ım! Muhammed ve âline salatü selam eyle ve bizi bu ayda yanlış yola girersek, hata yaparsak bizi doğrult. Şeytan bize musallat olursa bizi ondan muhafaza buyur. Allah'ım bu ayı sana ibadet etmemizle doldur. Vakitlerini sana ibadet etmemizle süsle gündüzlerinde oruç tutmaya, gecelerinde namaz kılıp dua etmeye, bağışlanmak için ağlayıp sızlamaya bizi muvaffak kıl. Bu ay, gündüzleri gafletimize, geceleri kusur ettiğimize şahit olmasın. Ey alemlerin Rabbi, ey kıyamet gününün hakimi, ey cömertlerin en cömerdi Allah'ım! Hayatta olduğumuz sürece, diğer aylar ve günlerde de bizi böyle olmaya muvaffak et. Allah'ım bizi Rablerinin azametinden korkup titreyen, Rablerinin ayetlerine iman eden, Rablerine ortak koşmayan, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri titreyerek veren, hayırlı işlerde yarışan ve bundan dolayı öne geçen Salih kullarından eyle. Allah'ım, her zaman, her an ve her halükarda salat ettiğin kimselere ettiğin tüm salatların sayısınca tüm o salatların senden başka kimsenin sayamayacağı kadar kat kat fazlasıyla Muhammed ve âline salatü selam eyle. Hiç kuşkusuz sen dilediğini yaparsın. Allah'ım kendisiyle denizleri yardığın, kendisiyle dağların ayakta durduğu, geceyle gündüzün hareket ettiği ismin hürmetine ve Fatihatül Kitap ve kuran Kur'anil Azim hakkı hürmetine, kiramen katibinin hakkı hürmetine, pişmanlık getiren günahlarımızı bağışla, hastalıklarımıza neden olan günahlarımızı bağışla, Masumiyet perdemizi yırtan günahlarımızı bağışla, dualarımızı geri çeviren günahlarımızı bağışla. Allahım, kendi lütfundan bizi rızıklandırır, tertemiz rızıklarını bizim için artırır, bizi kendi itaatine çevir. azabından ve ateşinden bize sığınak verir, bizi öldürdükten sonra kendi rahmetinle cennetine yerleştirir. Allah'ım bu mübarek Ramazan ayında taksim ettiğin hayırdan giderdiğin sıkıntıdan önlediğin kötülükten gönderdiğin hayırdan yaydığın rahmetten verdiğin sıhhat ve afiyetten yararlanmada bizi en iyi nasiplendirdiğin kullarından eyle. Doğrusu senin her şeye gücün yeter. Göklerin ve yerin hazineleri senin elindedir. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım annemi, babamı ve bütün inananları hesap gününde bağışla. Allah'ım ümmetinin hasenatı adedince Efendimiz Muhammed'e, al ve ashabına salat ve selam eyle. Hamdü sena, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif girerken ve Ramazan ayı boyunca yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.